1970'lerden bu yana Kuzey Amerika semalarından yaklaşık 3 milyar kuş kayboldu. Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre ABD ve Kanada 50 yıldan daha kısa sürede kuş popülasyonunun neredeyse üçte birini kaybetti. Araştırmanın yazarlarından Profesör Peter Mara'ya göre bunun en büyük nedeni çevresel bozulmalar ve insanların yol açtığı kirlilik. Bu müdahale etmemiz ve bağlı olduğumuz bu türleri korumamız için önemli bir uyarıdır araştırmaya konu olan batı çayır kuşu gibi kuşların nesli tamamen tükenmedi. Ancak Kuzey Amerika genelinde sayılarındaki büyük düşüş bilim insanlarını alarma geçirdi. En kötü etkilenenlerse ötücü kuşlar oldu. Serçe listenin en üst sırasında yer alıyor. Bu düşüşler ender olan ya da tehdit altındaki türlerde meydana gelmedi. Bu düşüşler aslında bir zamanlar yaygın olan türlerde yaşandı. Ve bu makalede bizi asıl telaşlandıran kırmızı kanatlı kara kuş, serçe, öteyen kuşu, ardıç kuşu gibi koruduğumuzu düşündüğümüz kuşların şu anda ender olmaya başlaması. Hepimiz 20-25 yıl önce yaygın türlerin böyle kalması için söz vermiştik, ama artık bunu yapmıyoruz. 19. yüzyılın başlarında yolcu güvercinin neslinin tükenmesinde olduğu gibi bu yaygın türlerin sayıları azalmaya başlarsa onları da aynı şekilde kaybedebiliriz. Araştırmacılara göre çalışma yaklaşık 50 yıl önce 10 milyar 100 milyon civarında kuşun var olduğunu ve bu sayının %29 düşüşle 7 milyar 200 milyona indiğini gösteriyor. Ölümlerin sayısı doğumların sayısını aşıyor. Dolayısıyla net nüfus değişimi negatif yönde. Nüfus artık doğal bir sistemde olması gerektiği gibi düzenlenmiyor. İnsanlar bu doğal sistemlerde olanların çoğunu değiştirdi ve kuş popülasyonları onları bir zamanlar bulundukları sayıya ulaşmalarına ve iyileşmelerine izin vermek yerine azalmaya devam ediyor araştırma sadece vahşi kuşları içeriyor. Ancak 529 Kuzey Amerika kuş türünü kapsayan araştırma tüm türler değil en nadir olanlar da dahil olmak üzere vahşi kuş türlerinin dörtte üçünü içeriyor. Mara'ya göre kuş sayılarındaki azalmanın en büyük nedeni doğal yaşam alanlarının yok olması. Ormanları banyo alanlarına dönüştürdük. Otlakları yoğun tarım alanlarına dönüştürdük. Dünyaya çok fazla zarar verdik belirli habitatlara çok iyi adapte olmuş kuşlar gibi türler artık bu bölgelerde çok fazla yaşayamıyor. Yani doğal yaşam alanı kaybı muhtemelen en büyük itici güçlerden biri. Ancak araştırma ilginç bir sonuç da ortaya koydu. Baykuş ve kartal gibi yırtıcı kuşlar ve su kuşları gibi bazı türlerin nüfus artışı gösterdiği görüldü. Araştırmacılar bunun bu türlere özel koruma çabaları ve nesli tehlike altındaki türler mevzuatından kaynaklanabileceğini düşünüyor. Aslında bunun çaba göstermenin bir fark yarattığına dair bir kanıt olduğu kaydediliyor. Mara endişe verici kuş kaybının diğer nedenlerini şöyle sıralıyor. Başka faktörlerin de var olduğunu biliyoruz çünkü muhtemelen birden fazla etkileşimli faktör söz konusu. Bu yüzden yaşam alanı kaybına ek olarak muhtemelen sokak kedileri gibi şeyler çok sayıda kuşu öldürüyor. Çarpmalar kadar böcek ilaçları da başka bir sorun. Kuşlar pencere ve binalara aşina değil. Işıklar tarafından çekildikleri alanlarda uçtuklarında binalara yönelip ölüyorlar. Araştırmacılar, kuş türlerindeki kaybın fark edilemeyeceğine inanıyor çünkü bu türler hızlı bir şekilde kaybolmuyor. Ama tam da gözümüzün önünde olması nedeniyle, iş işten geçmeden bu duruma odaklanmamız uyarısında bulunuyorlar. İklim değişikliği, yaşam alanı kaybı, istilacı türler, böcek ilaçları fark etmez. İnsan faaliyetlerinin vahşi yaşamı nasıl etkileyebileceğini anlamamız gerekiyor. Kuşlar mesela, kuşlar çevrenin en iyi barometreleri ve harika ekolojik göstergelerden biri. Araştırmacılar, Amerikalılar kuş türü kayıplarını göz ardı etmeyi sürdürürse bunun gelecekte büyük sorunlara yol açacağına inanıyor. Mara, kuşların sağlıklı bir çevrenin göstergesi olduğunu kaydediyor. Çevrede artık mevcut olmayan önemli ekosistem hizmetleri, önemli ekosistem işlevleri var. Bunlar tohum dağıtıcı, haşere kontrolü, tozlaşma gibi şeyler. Bunlar kuşların bu habitatları geliştirmesini sağlayan kritik şeyler. Tıpkı kuşlar gibi bu habitatlara bağlıyız. Eğer kuşlar yok olursa bu habitatlar bozulacak ve bu bizim için de bozulma anlamına gelecek çalışmalar bilim insanlarını alarma geçirdi. Aynı endişeyi yetkililerin de gösterip harekete geçmesini bekliyorlar.